Ben Nuriye Arslan, şu anda mevcut görevim Akdeniz Belediyesi eş başkanıyım. Ve 2015'teki gar katliamında birebir orada bulunan biriyim. Yani bir nevi işte o katliamın tanığıyım. Bütün Türkiye genelinde barış taraftarı olanlar, işte sivil toplum örgütleri, siyasi partiler bir bütüne, bir Ankara'da bir miting yapılması yönünde bir karar alınmıştı. Ve büyük bir coşkuyla, büyük bir umutla da alana bütün illerde bir akın söz konusu. Bizler de Mersin'de bayağı bir sayı, tam olarak hatırlamıyorum otobüsü, araç sayısı sayısını, ama ciddi bir sayı birlikte çıktık ve Ankara'ya gidene kadar da çok büyük umutlarla gittik ve halaylarla, türkülerle, büyük bir coşkuyla gidildi alana. Ve biz alana girdiğimizde gerçekten, ama şöyle, herkeste de bir şey vardı, bir soru işareti vardı. Ya hiç durdurulmadık noktalarda, hiç arama olmadı ya da işte güvenlik güçleri bu etraflarda yok, niye? Yani böyle bir soru işareti de vardı. Ama ben kendi adıma söyleyeyim, açıkçası ben diyordum ki herhalde bu barış mitingi, barış hedefine ulaşacak artık hani engelleme olmadığına göre, demek ki bu barış mitingimiz toplumun özlemini duyduğu barış mitingin böyle sükunetle geçeceğini ya da hedefine ulaşacağı kanaatini düşünüyordum. Halaylar başladı, müzik çalınmaya başladı ve gençler, insanlarımız hızlıca o halayın çekildiği yöne doğru ilerlemeye başladılar. Biz de aslında tam halay çekmek için yönümüzü o tarafa verdik. Tam gidecektik ki patlama oldu, birinci patlama. Ama gerçekten çok korkunç bir sarsıntı. Ben önce anlayamadım yani, ama patlamanın sesiyle birlikte demek ki onun basıncının yaratmış olduğu etki, sanki boynum gövdemde kopmuş gibi hissettim. Yani acayip, çok korkunç bir acı hissettim. Ve böyle irkildim, yani sirkelendim, dedim ki bu ne? Ben anlamadım önce. Yanımdaki genç böyle elimden tutup, başkanım bu koş dedi, bir patlamaya benziyor demesiyle ikinci patlamada ne yazık ki gelişti. Ve biz tabii o can havli ile herkes bir taraflara koştu, herkes bir taraflara kaçtı. Ve o anda, o can pazarının olduğu anda, oradaki sağlıkçılar hemen olay yerine yönlendiler. Aman birini kurtarmak için seferber oldular. Ama ne yazık ki oradaki müdahale o bombadan daha çok kötü etkiledi kitleyi. Korkunç bir gaz bombası sıkıldı ve göz gözü görmeyecek şekilde bir durum gelişti orada. Korkunç bir andı. Yani umutların tükendiği, barışın kanatlarının kırıldığı. Çünkü oraya sadece tek siyasi görüşlü bir kitle gelmemişti. Bütün siyasi görüşlere sahip olan kitleler vardı, sivil toplum örgütleri vardı. Ülkeye barış gelsin umuduyla gelen vatandaşlar vardı. Ve o duygu, o umut orada paramparça oldu. Ben açık söyleyeyim, yani kafamı kaldırıp sağıma soluma bakmaya cesaret edemiyordum. Çünkü olaya yakın olan herkes olaydan böyle biraz uzaklaştığında, yürürken omuzlarında insan parçalarının olduğunu gördüm. Yine herkese bir vatandaş çok telaşla ne yapacağını bilmiyor, şaşırmış bir vaziyette, ama baştan aşağı insan kanına bürünmüş, böyle baştan aşağı insan kanı
ve artık gözleri görmüyor kandan. Yani göz, yüzü, başı, her tarafı kan içinde kalmış. Ağlıyor, bağırıyor, işte feryat ediyor, imdat diyor. Ve oradaki katliam hakikaten barışa yönelik bir katliamdı ve ne yazık ki onlarca gencimiz orada yaşamını yitirdi. Ve acı bir gündü. Umut ediyoruz ki bizler de bir daha böyle bir durumun yaşanmaması, tabii bunun yaşanmaması için de ciddi görevler, sorumluluklar özellikle de siyasi partilere düşüyor, özellikle de sivil toplum örgütlerine düşüyor. Yıllardır bunun mücadelesini veren bir yerdeyiz. Biz parti olarak, siyasi parti olarak bunun mücadelesini veren bir yerdeyiz. Yani toplumun her kesimine ihtiyacımız var. Hiçbir ayrım yapmaksızın. Bu şu partilidir, bu partilidir, bu şu inançtadır, bu inançtadır demeden. Bütün kesimleri içine alarak, bütün kesimlerin fikrini, görüşünü alarak bu savaşın önünde durmak lazım. Bunun için, bu görüşlerle birlikte barışı inşa etmek mümkündür.